Ama anne, bu tariften emin misin? Tabii ki eminim canım, ne sandın? Ama kim senden bunları yapmanı istedi, onu anla... Anlamazsın tabii. Sen iki kere evlenmedin ki. Ben evlendim Andy ile ve biliyor musun? Andy dün akşam Sumitra'yı partiye götürdü. Beni götürmedi. Bu ne demek biliyor musun? İkinci plandayım ben. Eğer bundan birazcık bile yerse sonsuza dek gözü benden başkasını görmeyecek. Ve Andy bundan sonra benim olacak. Ve Sumitra da... Sumitra abla, hoş geldin. Canım benim. Görüşmeyeli ne kadar oldu? Nasılsın? Çok özledim seni. Follow me. Daha dün görüştük ya. Öyle mi? Aa, gördün mü ne kadar saçmalıyorum? Her zaman oluyor böyle. Hadi kızlar, hazırlıklara başlayalım. Canım sen kendin bir şey mi getirdin? Aa, hayır Sumitra, bu benim aşkım için. Merak etme canım, benim bu, benim. Bir sorun yok. Bela, al listem bu. Hadi bakalım büyülü biber, beni Andy'ye kavuştur Sumitra'yı kov. Beni Andy'ye kavuştur Sumitra'yı kov. Büyülü biber, beni Andy'ye kavuştur Sumitra'yı kov. Ne oldu canım, iyi misin? Bela. Mahir, iş yok mu bugün? Görüşmen yok muydu senin? Anne, Bela'yla konuşmam gerek. Çalışıyorum, meşgulüm. Sonra konuşalım mı? Çok önemli, bırakamam şu an. Bela, şimdi. Bela, git sen. Biz yemeği, sen git. Sen git. O zaman Bela 3'er gram olacak. Sanırım... Şeker elimizde biraz eksik. Buşan'a söyle de alsın, tamam mı? Anne, unumuz da yok, ekleyeyim evet, mi? Evet olur, yokmuş. Çok önemli. Lütfen Bela, hadi. Lütfen. Mahir, burada önemli bir işimiz var, görmüyor musun? Şu an seninle gelemem ki. Mahir. Mahir, ne oluyor? Mahir, ne yapıyorsun? Mahir. Mahir, liste. Yapmam gerekenler var. Aman tanrım, bütün pul biberlerim yerlere döküldü. Mahvoldu. Bayan Sumitra, gördünüz mü? Mahir Beyla'dan ayrı kalamıyor. Boş ver şimdi, bunun sırası mı? Daha önemli işlerimiz var. Bütün biberlerim döküldü. Ziyan olacaklar. Yenisini almalıyız çabuk. Çabuk, pazardan almıştım. Onların yenisini bulamayabiliriz. Beni oradan çekerek ne yaptığını sanıyorsun? Kafana estiğinde beni böyle tutup çekemezsin. Sana ne oluyor anlamıyorum. Böyle davranmazdın. Ne oldu sana? Cevabını söyle. Ne cevabı? Dün akşamki o konu hakkında. Bela, beni istiyor musun yoksa istemiyor musun? Dürüst olmanı istiyorum senden. Neden senden başkasını isteyeyim? İyice abarttın. Senden başka hiçbir erkekle konuşamayacak mıyım? Rehan'a bu tavrı bırak artık. Ona karşı ben bir şey hissetmiyorum ama... Böyle davranamazsın. Ben senin kafesinde tuttuğun, istediğinde dışarı salacağın bir kuş değilim. Onu ben de istemem ama bakışlarını görüyorum. Kendini kandırma. Dürüst ol. İkimize de iyilik yap. Dürüst oluyorum zaten ama sen anlamıyorsun. Yetti mi? Dün gece ne oldu? Bizi mi izliyordun? Bela, yalan söylüyorsun. Rehan, bakıyorum yanından ayrılmıyor. Tamam. Rehan'ı mı istiyorsun yoksa beni mi? Ne saçma bir soru bu Mahir. Kimi seçtiğim belli değil mi? Ne sanıyorsun beni? Ben seninle evlendim. Ama başka insanlarla da konuşabilirim, öyle değil mi? Sen istemesen de. O yüzden bu davranışına bir son verip kendine gel lütfen artık, tamam mı? Bunu istiyorum. Anladın mı? Rehan'la benim aramda hiçbir şey yok. Olmayacak da. O yüzden onunla her konuştuğumda bunu tekrarlama. Rehan'la aranızda bir şey olmadığına emin misin? Eminim. Rehan'la aramızda hiçbir şey yok. Emin misin? Yalan söylemeni istemiyorum. Evet Mahir, eminim. Doğruyu söylüyorum. İnanıyor musun? Evet. Ama sana şunu soracağım. %100 eminsin, öyle değil mi? Evet, eminim. Gidebilir miyim? Evet, kararına duydum.
O yüzden benim kararımın seni üzeceğini düşünmüyorum. Ne kararı? Mahir, ne kararı? Sen... Ne oluyor burada? Kim çağırdı bizi? Kuhu, biz de buraya Rehan'la görüşmek için geldik. Evet. Neden sadece Rehan olsun? Cemine ile de tanışın. Günün sonunda gelininiz olacak. Buma, ben düşünüyordum ki... Rehan da geri döndüğüne göre, biz de Cemine ile tanıştığımıza göre neyi bekliyoruz artık? Öyle değil mi? Ne demek istiyorsun? Yani diyorum ki şimdi kutlama zamanı. Ne? Kutlama mı dedin? Burada mı? Sürpriz bir kutlama. Yanında hediyesiyle. Mahir, bütün bunlara sence gerek var mı? En azından önce bir hediyeyi gör. Reddedemeyeceksin. Evet çocuklar, bu evde yarın büyük bir kutlama olacak. Ve o kutlamada Cemine ile Rehan evlenecekler. Ay canım, ne güzel. Sırası mıydı şimdi? Yani evet, tam zamanın, ne güzel. Aferin. Aferin evet, sana. Evet, sırası. Rehan, mutlu olmadın mı yoksa? Bak, herkes ne kadar da sevindi. Aferin Mahir. Evlilik hayatı seni daha romantikleştirdi. Bela sana iyi gelmiş galiba. Doğruyu söyle. Bela mı ikna etti yoksa? Evet anne, doğrusu her şeyin arkasında Bela var. Yani hepsi Bela'nın fikriydi. Değil mi Bela? Canım, bu karar burada verildiğine göre evlilik de burada olsun lütfen, tamam mı? Neden olmasın? Günün sonunda Rehan senin de oğlun sayılır bence. Hatta benim bile oğluma yaptıramadığımı Mahir'in ona yaptırıyor. En sonunda biri Rehan'ı evlenmeye ikna etti zaten. Bir saniye, önemli bir aramam var. Bir saniye. Tebrikler Cemine. Teşekkür ederim Bayan Sumitra. Hayır, gerek yok. Hadi sarıl bana. Cemine, umarım mutlusundur. Evet Mahir abi, çok mutluyum. Teşekkür ederim. Her şeyi mahvetti. Yarın düğün olamaz. Bela'yı nasıl kurban edeceğim? Güçlerimi kazanmak istiyorsam Bela'yı yarın öldürmem lazım. Buna mecburum. Eğer evlilik yarın olursa sonumuz gelir. Cemine'nin sakladığı sırları bir şekilde öğrenmem lazım. Ne olursa olsun. Ne yapacağım şimdi ben? Ben Rehan değilim. Cemine ile evlenmek istemiyorum. Biri beni kurtarsın. Ne yapacağım? Teşekkür ederim canım, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Mahir canım, bizi ne büyük bir dertten kurtardığını bilemezsin. Çok sağ ol. Teşekkür ederim Mahirciğim ve Andy. Sen bir tanesin. Lafı mı olur? Rehan bizim de oğlumuz sayılır her zaman. Bela, tatlıları servis eder misin canım? Sumitra abla, ben de tatlı getirdim. En güzel tatlıyı. Mükemmeller. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Çok şekerler sizin gibi. Şeker, şeker, şeker. Al bakalım, yut bakalım. Canım, ye bakalım. Bay Vital, ben konuşabilir miyim? Bu düğün için birine teşekkür edilecekse ilk sırada ben geliyorum. Bence bana teşekkür edilmeli. Neden?
Çünkü eğer ben olmasaydım Fıratam da olmayacaktı. Eğer Fıratam olmasaydı Suhani de olmayacaktı. Böylece ikisi evlenememiş olacaktı. İkisi evlenememiş olduğunda Suhani de gelemeyecekti buraya. Yani benim sayemde ikisi evlenip geldiler buraya ve sizin çocuklarınız tanışıp evlenebiliyorlar. Haklısınız, teşekkür ederim. Bayan Suhani çok şanslı değil mi Bela? Sen de çok şanslısın. Eğer bana eşlik etmeseydin mağarada Rehan'ı nasıl bulacaktık, öyle değil mi? Senin sayende bulduk. Çok teşekkür ederim Bela. Sen ne dersen de benim kızım en şanslınızdır. Tatlıları dağıt Bela. Evet. Tamam. Tebrik ederim. Düğün organizasyoncusuyla konuştum az önce. Her şey hazırlanmış. Bu akşam için her şey hazır. Düğün akşam yemeğinden hemen sonra olacak. Her şey ayarlandı. Bu akşam evleniyorsunuz. Süper Mahir. Süper. Sadece akşam yemeği kaldı. Gerilmeyelim, olur mu lütfen? Rehan, mutlu değil misin? Mutlu olman gerek. Ne oldu? Fikrini mi değiştirdin yoksa? Doğru değil Mahir abi. Rehan'ımdan şüphe etmene gerek yok. Kimse onu benden kurtaramaz. Hiç kimse hem de. Umarım asla ayrılmazsınız. Andy, Rehan için ne istediysem gerçekleşti ama Anu'ya ne oldu anlayamadım. Ne evde durmak istiyor ne de benimle konuşuyor. Peki ya bu düğüne katılmazsa ne olacak? Çok iyi olur. Yoksa ona bir ders vermem gerekecek çünkü aklını kaybetti. Bay Mithal, saçmalıyorum yani. Demek istediğim, böyle bir zamanda tam da Rehan bulunmuşken hala Yubi ve Adi ortalıkta yoklar. Üstüne bir de böyle güzel bir güne katılmazsa eğer büyük bir hata yapmış olacak hayatı boyunca. Abisinin düğününe katılmadığına pişman olur kendi küstahlığından böyle. Onu diyorum. Anne, buradayım. Buradayım anne. Anne. Anne, buradayım. Anne. Anne. Evet Bay Mithal, Adi burada olsa ne kadar güzel olurdu. Adi ve Rehan çok yakın arkadaş. Aynı şey gibi. Düşünüyordum ki Sumitra ve Bella hep birlikte şöyle güzel bir takı alabiliriz. Camini için böyle bol bol para sayarız ve düğünün temasına da uyar. Sorun olmaz değil mi? Seversin değil mi Camini? Gözleriyle de aynı renk aldık mı hayır diyemez. Hayır hayır, buna hiç gerek yok. Ben konuştum. Ay Bella, nereye gidiyorsun şimdi? Tatlıdan kocana niye ikram etmiyorsun? Hadi versene ona. Yukarı gel. Ben gidip ellerimi yıkayayım. Gel çabuk. Ne oluyor orada? Delirdin mi? Mahir'in aklı yerinde mi? Neden Rehan'ı evlendirmeye kafaya taktı? Ne istiyor benden anlamıyorum. Neden böyle yapıyor bilmiyorum. Sen bir şekilde durdurmalısın bunu. Ben evlenmek istemiyorum. Yoksa Mahir'i öldüreceğim. Bunu kesinlikle yapacağım. Viş, sakinleş. Sinirlenme Viş. Bana daha önce söylediğin gibi sakinleş. Kraliçem, biliyorum. Ben... Evlendiğim için değil, benim hayatım tehlikede olduğu için sinirlisin. Bir de bu kız hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Düğün yüzünden rahatça kızın ne yaptığını izleyemiyorum işte. Benim gözlerim üstünde. Ve gerçeği bugün öğreneceğim. Merak etme ve tetikte ol yeter. Sen de. Çabuk git buradan. Tamam. Merak etme. Ben senin yanındayım, tamam mı? Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Unutma bunu. Hı hı. Dikkatli ol. Seninle konuşmam gerekiyor.
Rehan benden bir şey... Çok geç değil. Benimle birlikte olmak istemiyorsan söyle, ayrılalım hemen, tamam mı? Ne demek bu? Ne demek biliyorsun. Rehan ve Cemini de bitebilir. Bu senin kararına bağlı. Hadi söyle Bela. Aklından ne geçiyor anlamıyorum Mahir. Ama hala ben ve Rehan hakkında konuşuyorsan bu... Bu gerçekten çok saçma. Saçma ha? Bela, gördüm seni. Onunlayken ne kadar rahat olduğunu gördüm. İkiniz birlikteyken mutlusun. Onunla nasıl konuştuğunu da gördüm. Bela, benimle evlendiğin için mutlu olmadığını çok ben iyi biliyorum. Ben verdiğim hiçbir karardan mutsuz değilim. İki tip insan vardır bana göre. Doğru ve yanlış. Onlarla ilgili bir hükme vardıktan sonra bir daha değiştirmem. Kararım da buna benzer. Sonucu düşünerek karar veririm. Ve sonra fikrimi değiştirmem. Umarım ne demek istediğimi anlamışsındır. Tamam. Rehan'ın yanına mı gidiyorsun? Evet. Düğün hediyelerini vermeye gidiyorum. Gitmeyeyim mi yani? Tamam, nerede? Göster bana. Gösteremem. Cemini'ye özel aldım. Sadece o görebilir. Israr etme. Millet, Cemini'den kaçmak için... Yani... Demek istediğim, Cemini'yi etkilemek için ben en iyisi yanına gidiyorum. Hayır, otur. Rahatla, otur önce. Yakında evleneceksiniz zaten, değil mi? Evet dostum, yakında zaten. Her zaman yanında olacak. Hayır, olamaz. Sessiz ol, sus. Ne diyorsun? Ne biçim konuşuyorsun sen? Birazdan evleneceksin. Buna alışsan iyi edersin. Nasıl bütün vaktimi Cemini ile geçireceğim? Ne yapacağım ben? Niye bu kadar gerginsin? O senin nişanlın değil mi? Biraz mutlu ol. Çok güzel bir kız zaten. Baksana. Evet, biraz ne kadar şanslı olduğunu fark et. Hadi hayır, ama. Hayır millet, ben öyle bakmıyorum. Ben bunu istemiyorum. Ben henüz evlenmeye hazır Rehan, değilim. Çok geç. Düğünde söylenecek şey mi bu? İstemiyorsan bu noktaya niye getirdin? Olmaz Rehan. Rehan, seni çok özleyeceğiz. Hayır. Size söylüyorum, böyle konuşmayı hemen kesin. Tamam mı? Yalnız bırakın beni. Böyle konuşacaksanız buradan gidin. Hadi. Ya siz evlenseydiniz? Ben evliyim zaten. Ne biçim konuşuyorsun? Kimse duymasın. Toparla kendini. Gidelim hadi. Birazdan geçer. Bakayım. İyi misin sen? Hayır. Değilim. Ah Tanrım. Niye bu kadar zor ki? Umarım Bela çözmüştür. Cemini? 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 Bela! Biri bana mı seslendi? Sanki bir ses duyduğum gibi ama etrafta kimse yok. Acıdı. Yakaladım seni. Affedersin, sadece şaka yapıyordum ama galiba ödünü kopardım, değil mi? Sen birden seslenince kaseye elim çarptı. Sorun değil. Sorun yok.
zerde çalı kullanamayız artık. Ben yenisini getireyim. Getir. Aa, Bela, bana yardım eder misin? Ojenin rengine karar veremedim. Pembe mi kırmızı mı süreyim? Fark etmez. Kırmızı iyi. Bunu seçeceğini biliyordum. Kıpkırmızı. Bunu temizlemesi için birini yollarım. Olur. Bir işe yaramadı. Hiçbir şey bulamadım. Bu arada... Camini zerdeçalın üzerinde yürüdü. Ama yine de yerde hiç bırakmamış. Nasıl olabilir? Ne oldu Bela? Bir şey mi istedin? Hayır, liste orada kaldı da. Alabilir miyim? Al. Al, al. Ne oldu? Ayaklarım yok mu? Ne? Kağıdı bulamadın mı? Buldum. Buldum. Niye o kadar şaşırdın ki? Beklemediğin bir şey gördün sanki. Ne oldu? Sen... Ben... Uçabiliyorum, evet. Havada durabiliyorum. Ayaklarım yere hiç değmiyor. Hep havadalar. Ben bir cadıyım. Ne oldu Bela? Havada duruyorum, doğru. Hem ters ayaklı cadılar yok bu devirde canım. Çoktan gittiler. Artık ben varım. Bir gün beni yakalayacağını biliyordum. Zerdeçalın üstünde yürümeme rağmen hiç iz bırakmadım. Gördün işte sonunda. Başka şeyler görmek ister misin? Göstereyim mi? Yapacaksın şimdi? Herkese havada yürüdüğümü ve cadı olduğumu mu söyleyeceksin Bela? İyi düşün. Çünkü o zaman ben de söylerim. Yılanların kraliçesi. Ben her şeyi biliyorum canım. Ne istiyorsun? Neden buradasın? Amacın ne senin? Bunu neden yaptım? Buraya neden geldim? Ve neden seni rahatsız ettim? Biraz kafa yormalısın. Bunu öğrenmen neredeyse imkansız. Başkalarına söylemen de imkansız canım. Sana meydan okuyorum. Bir cadı sana meydan okuyor. Hiçbir şey yapamazsın. Orada öylece duracaksın. Beni asla yenemezsin. Bana zarar da veremezsin. Kimin zarar vereceğini zaman gösterecek. Senin meydan okumanı kabul ediyorum. Seni bu evden nasıl gönderdiğimi göreceksin. Camini! Burada ne oldu Bela? Anne... Teyzeciğim, zerdeçal yere döküldü. İyi de nasıl... Nasıl döküldü ki? Anneciğim, elimden kaydı. Dikkat et kızım, zerdeçal dökmek iyi değildir bilirsin. Neyse, bir tabak daha yollarım. Camini, benimle gelir misin lütfen? İşimiz var. Peki teyzeciğim. Bela, anlaştık mı? Evet.
Asıl eğlence şimdi başlıyor. Şimdi gerçek halime dönüp Camini'nin odasına öyle gitmeliyim. Buraya hangi amaçla geldiğini öğrenmem lazım. Hey, neden kapıyı çalıyorsun? Girsene. Ne bileyim, alışkanlık işte. Hey! Ne oldu? Atlayacak mısın yoksa? Evlenmekten mi korktun? Yok canım. Neden korkacakmışım? Merak etme. İnsanlar bugünlerde çok fikir değiştiriyor. Ondan bahsediyor sadece. Önemli değil. Hadi aşağı inelim. Camini de geldi, bekliyor. Millet bir dakika, siz gidin. Ben hazırlanıp birazdan geleceğim. Ya ama neden? Ne yaparsan yap, aynı görüneceksin nasıl olsa. Hadi gidelim. Hadi. Çocuklar lütfen bana 2 dakika verin. Sadece 2 dakika. Yapmam gereken bir şey var. Siz inin, ben geliyorum. Hadi. Ne 2 dakikası? Ne oldu? Hadi bizimle gel. Tamam. Bırakın, ne yaparsa yapsın. Hemen hazır olur. Hayır olmaz. Lütfen. Biliyorsunuz bu da Yuvi gibi. Yani kusura bakmayın ama onu böyle yalnız bırakırsak... Annesi bize çok kızar. Evleniyorsun dostum. Gözlerin fıldır fıldır dönüyor. Artık böyle sağa sola bakamayacaksın. Senin düğünün var. Heyecanlı değil misin? Hadi ama biraz heyecanlansana. Biraz daha zerdeçal getirmeliyim. Vişe, Camini ile ilgili gerçekleri nasıl anlatacağım? Ne oldu Camini? Bir şey yok teyze. Bugün benim için çok önemli bir gün. Annemle babamı özledim. Üzülme tatlım, lütfen. Biz buradayız, yanındayız. Biz senin aileniz artık. Biliyorum teyze. Mabede gidip dua edebilir miyim? Bana sormana hiç gerek yok ki. Tabii ki git. Ama gözyaşlarını sil. Ben burada beklerim, tamam mı? Komiser Acıtap, buyurun. Bir bilgi vermek istiyorum. Seygıl ailesinin gelini Bela... Bela, onu tanıyorum. Siz kimsiniz peki? Nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Beni boş verin. Şimdi de siz Yuvraç'ın eski sevgilisi Ravi'yi araştırın. Bela ile bir ilgisi olduğuna eminim. Alo, kimsiniz bilmiyorum. Ama burası televizyon kanalı ya da evlilik programı değil. Burası bir karakol. Ben de komiserim, tamam mı? Bu yüzden size söylüyorum. Ravi Saluca'yı araştırmalısınız. O kim Camini? Kimse teyze. Telefon çalınca cevap verdim ama yanlış numaraymış işte. Bunlarla uğraşma artık. Herkes seni bekliyor. Tamam. Beni arayan Segaller'in eviydi. Ama arayan kimdi? Bana ver de tören suyunu getir. Unuttum. Hadi. Hadi çabuk ol, çabuk. Tamam. Çok yaşa oğlum. Kem gözler senden uzak dursun. Kimsenin değil ama senin nazarın değecek sonunda. Hadi biraz kenara çekil. Thank you.
Ne öyle bakınıp duruyorsun? Bak, Camini orada. Adi nerede biliyor musun? Onu hiçbir yerde bulamıyorum. Suhani, nerede bu çocuk? Anne sakin ol. Adi telefonun çekmediği bir yerde olabilir, değil mi? Belki ama hiç böyle bir şey yapmaz. Hele haber vermeden hiçbir yere gitmez o. İki kardeş birbirinden çok farklıdır. Birbirinin tam tersi bir işleri yapıyorlar ama Pratham başka. O ne kadar iyiyse Adi de o kadar fenadır. Çok kötü şeyler yapabiliyor. Şey, belki de buralarda bir yerdedir ve bizi sürekli izliyordur. Nasıl? Yani Adi ile Rehan iyi arkadaşlar ama Adi beni sevmiyor olabilir. O zaman buraya gelmez yok, tabii. Yok yok, sanmam. O babası gibidir. Bütün kızlar onu çok sever. Buyurun. Nereye Bela? Gelsene, Camini'ye zerdeçal sürmeyecek misin? Hadi gel. Tamam. Gel gel. Ne oldu Bela? Çok üzgün ve gergin görünüyorsun. Yoksa bir şey mi kaybettin? Ne? Nasıl? Ne kayboldu? Zerdeçal'ın olduğu yerlere bakın. Her şeyi kaldırın oradan. İyice bakın. Ne kaybettin? Bakayım. Bakayım orada mı? Bir şey kaybetmedim. Herhalde yanlış anladınız. Mutluluklar dilerim. Göreceğiz bakalım. Bela! Neredeydin sen? Camini'den sonra sana geliyordum. Git hadi. Seni özledim. Seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Yukarı gel hemen. Nasıl geleceğim? Herkes burada. Bir şey uydur ve hemen gel işte. Ne uydurayım? Özür dilerim. Kusura bakma. Gözüne kaçtı. Yukarıda ilaç var. Gözlerini yıkayıp ilaç sürelim. Ha? Hadi gel. Tamam, gidelim. Rehan, oğlum, bir şey istersen çekinme, söyle bana. Kıyafetlerin odada. Merak etmeyin, ben hallederim. Kusura bakma Viş. Seni oradan çıkarmak için yapmalıydım. Önemli değil. Camini ile ilgili bir şey bulabildin mi sen? Çok şey buldum. Normal bir kadın değil. O bir cadı. Ne? Camini cadı mı? Hayır, hayır, bu hiç iyi bir haber değil. Bu kadar yakınımızda bir cadı olmamalı, olamaz. Merak etme, ben... Sen bile bir şey yapamazsın. Sen bilmiyorsun, bu cadılar yılanlara yakın oldukları zaman onların güçlerini alıyor ve yılanları kontrol etmeye başlıyorlar. Yani bizi Bela, eğer onunla evlenirsem bütün güçlerimi kaybederim. Beni kontrol eder, anlıyor musun Bela? Benim yılan olduğumu biliyor mu? Benim yılan olduğumu biliyor. Seninle ilgili ne bildiğinden emin değilim. Buraya neden geldi ve ne istiyor bilmiyorum. Senin için geldi. O sana zarar vermek istiyor. İşte bu yüzden gücümüzü kaybetmekten korkuyorum. Onun hedefi sensin, anla. Bir şeyler yapmalıyız. Ama bunu nasıl yapacağız, ne yapacağız? Endişe etme Viş. Benim güçlerim hala duruyor. Demek ki vaktimiz var. Tanrı onun niyetinin ne olduğunu anlamamız için bize zaman veriyor. Böylece birlikte savaşacağız. Bu sadece kocam bizi desteklerse mümkün olur. O benden, yani Rehan'dan nefret ediyor. Onu çok kıskanıyor. Yanında bile duramıyorum. Bence o seni seviyor Bela. Bak Viş, hayatımı zindana çevirenleri teker teker öldürüp onlardan mutlaka intikamımı alacağım. Kafanı saçma fikirlerle doldurma. Ve Camini için ne yapabileceğimizi düşün. Eğer onun hakkında bir şey bulamazsak ne yapacağız? Bela, ben diyorum ki... Neler oluyor? Bence de. Neler oluyor? Üstümü değiştiriyorum. Kapıyı çalsan iyi olurdu. Bela nerede? Delirdin mi?
Ben üstümü değiştirirken Bela'nın burada ne işi var? Kesinlikle. Ben de onu soruyorum. O burada ne yapıyordu? Reyhan. Seni aşağı çağırıyorlar. Ama sen içeride değil miydin? Evet, gözüne zerdeçal tozu kaçmıştı. Ona ilaç verip çıktım. Ne oldu ki? Yok bir şey, hayır. İyi ki Mahir'in geldiğini fark ettin. Ben hiçbir şey fark etmedim. Hadi aşağı gel. Aklıma bir şey gelirse söylerim. Anlaşılan bu iki yılan benimle oyun oynamak istiyor. Birazdan görürsünüz siz. İkinizin de kaçması imkansız. Ne? Ravis Haluca? Emin misiniz? Tamam. Yok, bu bilgi şimdilik yeterli. Teşekkürler. Ne dedin? Ravi nerede? Yuvi nerede? Bir dakika. Ravi ile Yuvi evleniyordu. Beyla ile Yuvraç evleniyordu. Beyla onun eski kız arkadaşı değil mi? Hayır. Beyla kimsenin kız arkadaşı olmadı. O yabancı biri. Ravi Yuvi'nin eski kız arkadaşıydı. Ravi Beyla ile Yuvi'nin düğününe gelmişti. Hatta düğünden önce Ravi ile Yuvi'nin arabayla gittiklerini herkes görmüştü. Arabada ne yapıyorlardı? Söyledim ya, bir yere gidiyorlardı. Sonra da Yuvi ortadan kayboldu. Ona kimse ulaşamıyor. Ama herkes iyi olduğuna ve Ravi ile birlikte olduğuna inanıyor. Şimdi siz söyleyin. Ravi nerede? Hastanede. Ne? Evet. Babasına gitmiş. Beyla'yla Mahir'in düğününden 2-3 gün sonra. Ben size söylemiştim. Biliyordum. Evet, söylemiştiniz. Ama başka biri daha beni arayıp bunları söyledi. Peki Beyla ne yapmış olabilir acaba? Peki şimdi ne yapacaksınız? İşi mi? Evet, geldim. Çok garip değil mi? Anu'nun kardeşi evleniyor ama o burada değil. Garip olan çok şey var. Mithal'in oğlu evleniyor. Ben burada boşu boşuna bir ton para harcıyorum. Kaybım çok fazla. Bu da çok garip. Bu kadar da olmaz. Mahir abim bazen çok saçma kararlar veriyor. Biraz hayır, alabilir miyim? Hayır, sen hamilesin. Yine başladın aynı şeyleri yapmaya. Unuttun mu? Burası benim evim. Ve istediğimi yaparım. Dur. Garson, bir meyve suyu getir. Garson. Özür dilerim. Ben de onu arıyordum. Bulursan bana da meyve suyu söyler misin? Burada ne işin var? İş için buradayım. Korkmayın. Ben de buraya davet üzere geldim. Öyle mi? Kim davet etti? Komiser, hoş geldiniz. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Buyurun lütfen, buyurun. Mithal. Garson, hanımefendiye bir meyve suyu. Şekar, onu neden çağırdın sen? Rehan dosyasıyla o komiser ilgileniyor. Aramızın iyi olması gerek, anlamıyor musun? Hem bir polisin bizim tarafımızda olmasının ne sakıncası var? Bizim tarafımızda olduğuna nasıl karar verdin sen? Neyse, ben karışmıyorum. Aman... Lütfen buyurun hanımefendi. Yardım için teşekkürler. Ben hiçbir şey anlamadım. Beni sıradan bir polis mi sandınız? Kıdemli bir polisim ve hırsız oyunlarını iyi bilirim. Rütbesiz bir polis değilim. Telefonda değiştirilen seslerin sahiplerini hemen tanırım ben. Ravi Saluca'yı bulmak için beni aradınız değil mi? Beni onun evinden biri aradı. Arayan Anu değilmiş. Kimin aradığını Kuhu da bilmiyor. Kim olabilir? Siz tabii. Yani Bela olduğunu kabul ediyor musunuz? Bela olduğunu ilk günden beri biliyordum. Ama biz delil olmadan harekete geçemeyiz. Delil bulmak için de adamlarımızı getirdik. Birkaç davetsiz misafir. Siz hiç merak etmeyin. Bela'yı yakından takip ediyor ve Mahir'den uzak tutuyor. Bugün gerçekler ortaya çıkacak. Bekleyin ve görün. Sana söylemişti mi kraliçe yılan? Bu oyunda hiç şansın yok. Polisler
seni yakından takip ediyor. Bana asla zarar veremeyeceksin. Camini, burada ne yapıyorsun? Dans başlamak üzere, gel hadi. Hadi gel. Camini tahminimizden daha akıllı çıktı. Bela'nın yakınında olmalıyım. Yoksa o... Baksana, Rehan'ı göremiyorum. Nerede o? Rehan? Şimdi buradaydı. Orada. İşte. Bela, bak. Bütün özel eşyalarım burada. Ne istediysen hepsini getirdim. Bunun içinde ne var? Camini için küçük bir sürpriz. Onu biraz şaşırtacağız. Ne kadar tatlı. Mahir ve sen her şeyi yaptınız. Bana yapacak hiç iş kalmadı. Evet anne. Bugün kimsenin bir şey yapmasına gerek yok. O cadıyla ilgili gerçeği tek başıma ortaya çıkaracağım. Ondan kurtulmanın tek yolu bu çünkü. Ayrıca ondan hiç korkmuyorum. Elinde bana karşı hiçbir delil yok. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın yılan olduğumu kanıtlayamaz. Çok tatlı görünüyorlar. Mahir abim de çok hoş. Senin için çok mutluyum Beyra. Yuvi yerini Mahir abimle evlendiğine çok seviniyorum. Ama bir şey merak ediyorum. İkinizin arasında her şey yolunda mı? He? Evet, neden? Bu neden elinde? Koysana şuraya. Vişe bir şekilde ulaşmam ve Camini dans pistine getirmem lazım. İstediklerimi ancak ondan sonra yapabilirim. Bela, ne yaptın, işi bitirdin mi? Muhteşem oldu. Camini'nin yalanlarının ortaya çıkmasına kimse engel olamayacak. Dinle. Senin burada kalman gerekiyor. Onunla dans etmeye devam et. Sonra olanlar olacak. Bak, karın da dans ediyor. Hadi onlarla dans etsene sen. Tamam. Tamam. Gidiyordum zaten. Peki. Siz devam. Tamam. Devam edin. Sen ne yapıyorsun Mahir? Neden? Hoşuna gitmedi mi? Rehan'a da böyle soruyor musun acaba? Neden bana karşı böylesin Bela? Benim yanımda neden rahatsızsın?
ne istiyorsun? Şu anda sadece bu dansın bitmesini istiyorum. Hey çocuklar, çocuklar, bugün gelinle damadın günü. O yüzden de onları sahneye davet ediyoruz. Hadi hadi hadi, gelin gelin, hadi hadi. Dikenler güllerin içine iyice karışmış. Bu dikenler diğerlerinden farklı. Cadı ve hayaletlerin gerçek yüzünü ortaya çıkarıyor. Bu cadının gerçek yüzü de böylece ortaya çıkacak. Camiye sadece bir tane dikenin batması yetecek. Aman tanrım, çok uzattılar. Kuhu, böyle söyleme canım. Beyla ne yapıyor böyle? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.